zaman Denizli'de çok yoğun değil bildiğim kadarıyla korona. Ama özellikle Uşak'ı alkışlamak istiyorum. Vallahi gideceğim Uşak Belediye Başkanı'nı alnından öpeceğim. Yani bütün Türkiye kırmızı turuncuyken bir tek bu Uşak nasıl o arada küçücük masmavi kalmış hayret. Koronanın hızlı olduğu dönemde onlar da çok yoğundu hastalık. Onlar bu süreci geçirdiler. Bağışıklık sistemi çok kuvvetlendi. Şu an çok etkilenmiyor. Bir de o da var yani. Acaba Sayın dedim, Başkanım hemen burada araya gireyim. Ben Uşak'tan geliyorum. Evet. Uşak'ta da Uşak tarhanası daha önemli diyorlar. Evet. Fermantesi, şirin içeriği. Şirin elması, koronanın bir şifası. Evet. Şimdi Uşak'ın da tarhanası. Tamam, o zaman buradan bayağı yüklenip gidiyoruz biz. Belli oldu. Biraz önce belediye başkanımıza demiştiniz hitap ederken pandemi döneminde Uşak Mavi Bayrağınızı kazandı diye ve Uşak tarhanası ve bu işi başardı. Belediye başkanının da vali hanımefendi var. Bunda koca büyük hanımefendinin üstün gayretleri vardı. En yakında Gediz var Kütahya'nın. Oranın da tarhana festivali yapılır ama gelmiştim. Yıllar önce Gediz Festivali'ne gelmiştim. Hatta ama, yemek yarışması yapılmıştı. Kütahya turuncu bayrakta ama Uşak hala mavi bayrakta. Bunlar hakkında ne söylüyorsunuz? Ben Uşak'a gerçekten hayranlık duyuyorum. Daha o harita yayınlandı. İlk gördüğümde dedim ki Uşak'a helal olsun. Ben zaten Uşak'ı hep böyle şöyle anıyorum. Ya kendi halinde hiç böyle olayların olmadığı, kendi kabuğunda yaşayan, nasıl? Gizli bir bahçe. Evet, gerçekten gizli bir bahçe orası. Uşak sessiz ama bakın ne kadar da bilinçli ve ne kadar da hani her türlü önlemi almışlar ki Türkiye'de o koca kırmızılı turunculu haritanın içinde tek kalmış masmavi. Mavi bazen denizdir, bazen gökyüzü. Kimine nazarlıktır mavi, kimine olur gün yüzü. Uşak'ta bu ülkenin gün yüzü. Alkışlar, saygılar.